Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videoda Digital Design'da Logic Design, Türkçesi sayısal tasarım dersinin bir finalini beraber çözeceğiz. Bu final sınavını bir arkadaşınız bana gönderdi. Gaziantep Üniversitesi'nde yapılmış bir final sınavıymış bu. Soruları güzel, kaliteli olduğu için herkese faydalı olabileceğini düşündüm. Soruların çözümünü izlemeden önce kendiniz çözmeyi denerseniz her bir soru için 10-15 dakika, belki de 20 dakika uğraşırsınız, fark etmez. Ama 20 dakika sınırınız olabilir. Daha sonra çözümünü izlerseniz daha faydalı olacaktır. Herkese iyi seyirler. Birinci soru şu şekilde. Design a circuit with four inputs, x1, x2, x3 and x4. 3 tane inputumuz var. And a single output f. Bir tane de outputumuz var. The output should be 1 in either of the following cases. F'in 1 olduğu durumlar şunlardan bir tanesi olabilir. x1 eşittir 0, x1 0 olacak. And we have an odd function of x2, x3 ve x4. x2, x3 ve x4'ün tek fonksiyonu olduğu zaman. Diğer durum, x2 eşittir 1. And we have an even function of x1, x3 and x4. Bu durumda da x1, x3 ve x4'ün çift fonksiyonu olacak. Sadece kullanabileceğimiz gate'ler AND, OR ya da XOR. Kullandığımız gate'lerin girişleri 2 ya da 3 inputlu olabilir. Inverters are not available. NOT gate kullanamıyoruz yani. Şimdi öncelikle even ve odd function ne demek onu bir anlatalım. Mesela f'in 1 olduğu durumlardan bir tanesini şöyle tanımladı. x1 0 olacak ve x2, x3 ve x4'ün odd fonksiyonu olacak. Bu şu anlama geliyor. Buradaki ifadedeki yani x2, x3 ve x4'teki toplam bir sayılarım tek sayıda olacak. Odd fonksiyon bu demek. Yani şöyle. 1, 0, 0 olursa burası 1'i veriyor. 0, 1, 0 olursa yine burası 1'i veriyor. Ya da 0, 0, 1 olursa yine burası 1'i veriyor. Ya da hepsi 1 olabilir. Çünkü 3 de tek bir sayıdır. Yine 1'i veriyor. Ama diğer bütün durumlarda 0'ı verir. Odd fonksiyon bu. Even'da bunun tersi bir sayısı eğer çiftse o zaman 1 oluyor. Diğer durumlarda 0 oluyor. Buna odd function deniyor. Şimdi bunun aslında uzun uzun truth table'ını çıkartıp daha sonra buradan k-map sadeleştirmesi yaparak odd fonksiyonun boolean denklemini bulabiliriz. Ama ben zaten odd fonksiyonun nasıl yapıldığını daha önceden bildiğim için size şöyle bir şey göstermek istiyorum. Siz de bunu kullanabilirsiniz. x2, x3 ve x4'ün eğer xor'unu alırsanız o zaman bu size odd fonksiyonunu verir. Bu arada isterseniz önce bunun xor'unu alıp daha sonra bunu da xorlayabilirsiniz. Ya da önce bunun xor'unu alıp daha sonra bunu xorlayabilirsiniz. Fark etmez. Yine aynı sonucu verecektir. Mesela buradaki 1 olan durumları deneyelim. Acaba bu 1 olan durumlarda burası da 1 veriyor mu? Mesela 1, 0, 0 deneyelim. 1 ile 0'ın xoru ikisi farklı olduğu için 1. Tekrardan 1 ile 0'ın xoru yine 1'i verecek. 0, 1, 0'ı deneyelim. 0 ile 1'in xoru farklı oldukları için 1. 1 ile 0'ın tekrar xoru yine 1'i verecek. 0, 0, 1'i deneyelim. Bu ikisinin xoru aynı oldukları için 0. 0 ile 1'in xoru tekrardan 1'i verecek. 1, 1, 1'i deneyelim. Bu durumda da 1 ile 1'in xoru aynı oldukları için 0, 0 ile 1'in xoru tekrardan 1'i verecek. Mesela çift sayıda 1 içeren durumlardan bazılarını deneyelim. Acaba 0 veriyor mu? Mesela 1, 1, 0 deneyelim. 1 ile 1 aynı oldukları için 0'ı verecek. 0 ile 0'ın xoru yine aynı oldukları için 0'ı verecek. Diğer durumlarda isterseniz deneyebilirsiniz. Dolayısıyla şunu söyleyebiliyoruz. Eğer x1 0 ise ben diğer durumları odd fonksiyonu elde edebilmek için şu şekilde xorlayabilirim yani diğer inputları. Benzer şekilde şimdi even function'ı düşünelim. x2 eğer 1 ise o zaman ben istiyorum ki x1'in, x3'ün ve x4'ün even function olsun. Yani hangi durumlarda 1 olacak? Sadece 1 olduğu durumları yazalım. 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0 ya da hepsinin 0 olduğu durumlar. Çünkü buradaki durumların hepsinde çift sayıda 1 var. Bunu da şöyle implement edebilirim. x1, x3 ve x4'ün xorunu bu şekilde alıp daha sonra bunun NOT'ını alabilirim. Şimdi devremizi çizmeye geçebiliriz. Birinci durum şu şekildeydi. Eğer x1 0 ise o zaman benim output'um x2, x3 ve x4'ün XOR'u olacak. Bu arada burası x3 olacaktı. Dolayısıyla bunu devrede şu şekilde gösterebilirim. Önce x2 ile x3'e XOR'luyorum. Daha sonra bunu da x4'e XOR'luyorum. Ama ben bu durumu x1 0 olduğu zaman kullanmak istiyorum. Dolayısıyla x1'in tersini alıp daha sonra bununla endlemem lazım. Ama direkt NOT gate kullanamıyorum. Dolayısıyla tersini şu şekilde alabilirim. Bu x1'i 1 ile xorluyorum. Eğer x1 0 ise 0 ile 1 birbirinden farklı olduğu için 1 verecek. Yani 0'ın tersini verecek. Eğer x1 1 ise 1 ile 1 birbirinin aynısı olduğu için 0 verecek. Yani 1'in tersini verecek. Dolayısıyla bu bir NOT gate olarak görev yapıyor. Yani bu kısma böylece NOT gate diyebilirim. Şimdi diğer durumu düşünelim. Diğer durum da bu şekildeydi. Eğer x2 1 ise o zaman bunların xorunun tersi olacaktı. Yani x1, x3 ve x4'ün xorunun tersi olacak. Dolayısıyla şöyle gösterebilirim. x1
x1 ile x3'ü bu şekilde XOR'luyorum. Daha sonra bunları tekrardan x4 ile XOR'layacağım bu şekilde. Daha sonra bu çıktığının da NOT'ını alacağım. Yine buradaki NOT gate'i kullanabilirim. Bu kısım NOT gate olarak görev yapıyor. Dolayısıyla bu da bana f'i verecek. Fakat böyle iki tane farklı f çıktısı alamam. Dolayısıyla bunları eğer OR'larsam, bunların herhangi birisi 1 olduğu zaman output 1 olacak. Bu şekilde elde etmiş olacağım. Yani bizden istediği gibi sadece XOR kullanarak ya da AND gate kullanarak bu şekilde f fonksiyonunu gerçekleyebiliyoruz. Birinci soru bu şekildeydi. Şimdi ikinci soruya geçebiliriz. İkinci soruda bize böyle bir devre vermiş. Design a circuit that verifies the logical operation of a NOR gate. Bir NOR gate'imiz var ve bunun çalışmasının doğru olup olmadığını test eden, kontrol eden bir devre tasarlamamız isteniyor. F1 olduğu zaman LED yanıyor demekmiş. If the NOR gate works improperly, yani eğer NOR gate yanlış çalışıyorsa, hatalı çalışıyorsa, o zaman biz output'umuzu 1 veriyoruz ve LED yanıyor. Bize diyor ki hatalı çalışıyor. Assumption, şöyle bir kabulümüz var. When the NOR gate is not working, NOR gate çalışmadığı zaman it generates ones instead of zeros. Yani 1 üreteceği yerde 0 üretiyor. And vice versa. 0 üretmesi gerektiği yerde de 1 üretiyormuş. O zaman biz bunu nasıl test ederiz? Şimdi benim inputlarımın A ve B'nin alabileceği değerler şunlar. 0, 0, 0, 1, 1, 0 ya da 1, 1 olabilir. Ve bunlara karşılık NOR'un vermesini istediğim değerlerde normal olarak şunlar olması gerekiyor. 0, 0'a karşılık 1 vermesi lazım. Geri kalan bütün durumlarda da 0 vermesi lazım. Ama eğer bunları vermiyorsa, mesela 0, 0 durumunda 1 vereceği yerde 0 veriyorsa ya da 0, 1, 1, 0 ya da 1, 1 durumlarında 0 vereceği yerde eğer benim NOR gate'im 1 veriyorsa, o zaman bu durumlarda benim LED'imin 1 olması lazım. Dolayısıyla dikkat edersek buradaki LED'in yanması 3 tane değişkene bağlı. A'nın değeri, B'nin değeri ve NOR gate'in değeri. Daha doğrusu NOR gate'in çıktısının değeri. O zaman şöyle düşünebiliyorum. Eğer A0, B0 ve NOR da 0 ise LED 1 olur. A0, B1, NOR 1 ise LED 1 olur. A1, B0, NOR 1 ise LED 1 olur. A1, B1, NOR 1 ise LED 1 olur. Şimdi eğer biz bir Carnot map çizersek, burası A, burası B ve burası da NOR gate'in çıktısı olursa, o zaman şu birinci ifade minterm 0'ı ifade eder. İkinci ifade minterm 3'ü, bu minterm 5'i, bu ise minterm 7'yi ifade eder. Dolayısıyla bunlara 1 koymalıyım ve burada artık sadeleştirme yapabilirim. Eğer bu ikisini beraber alırsam, A and NOR'un çıktısı, şu ikisini beraber alırsam, B and NOR'un çıktısı, bunu mecburen tek almak zorundayım. A prime and B prime and NOR prime oluyor. Dolayısıyla devreyi şu şekilde kurabiliriz. A ile NOR gate'in çıktısını endliyorum. Daha sonra B ile NOR gate'in çıktısını endliyorum. Daha sonra A NOT, B NOT ve NOR NOT'ı endliyorum. Daha sonra bunları OR'layarak sonucu buluyorum. Şimdi 3. soruya geçebiliriz. 3. soruda bize böyle bir combinational devre vermiş. Soruda decoder var, priority encoder var, 4'e birlik multiplexer var, XOR gate var. Böyle bir combinational devre. Ve aşağıdaki table'ı doldurmamız isteniyor. Buradaki her bir durumu teker teker düşünmemiz lazım tabii. Şimdi eğer biz bizden sadece z'nin değerlerini isteseydi, o zaman belki buradaki ifadeleri boolean şekilde yazıp belki z için bir denklem bulabilirdik. Ama bizden hepsini istiyor. Yani tabloda y de var, x de var. Hepsi var yani kısaca. Dolayısıyla bunu teker teker yapmamız gerekiyor. Şimdi bu şekilde tabloyu farklı bir kağıda oluşturdum. Buradan bakarak devam edelim. Şimdi ilk başta enable'ımız 1 ve v1 v0'ımız 1-0. Yani burada gösterdiğimiz sayı aslında 2 sayısı. Dolayısıyla burada decoder'da hepsi 0 olacak. Sadece y2 1 olacak. Dolayısıyla buraya 1, geri kalanlarına 0 diyebiliriz. Enable 1 olduğu için düzgün çalışıyor. Eğer enable 0 olsaydı hepsi 0 olurdu. Şimdi şu aşağı bakalım priority encoder kısmına. Priority encoder'da eğer hepsi 0 olursa bu invalid input kombinasyonu oluyordu. Dolayısıyla girdiğimiz input kombinasyonun valid mi invalid mi olduğunu belirten buradaki z'nin 0 olması lazım. Çünkü bu invalid input kombinasyonu. Buraya 0 diyorum. Dolayısıyla burada x1 ve x0'ın ne olduğunu bilemiyoruz. Yani bunlara diyelim ki don't care olsun. Çünkü girilen input kombinasyonu valid bir input kombinasyonu değil. Ya çıktı vermez diyeceğiz ya da herhangi bir çıktı verir diyeceğiz. O konuyla ilgili soruda bir açıklama yok. Dolayısıyla buradaki select portları da buraya bağlı olduğu için o zaman buradaki multiplexer inputların hangisini seçip buraya vereceği de belli değil. O zaman 0 da olabilir, 1 de olabilir. Onun için burada don't care diyoruz. Ama buranın 0 olduğunu biliyoruz. Şimdi biz herhangi bir şeyde 0'ı XOR'larsak bunun çıktısı 0 da olabilir.
olabilir, 1 de olabilir. Bunu da bilemeyiz. O zaman bizim output'umuz çıktığımızda yine don't care olacak. Bu arada bu Z gibi olmuş, bu F bizim çıktığımız. Şimdi ikinci duruma bakalım. Burada verdiğimiz sayı bu kısımda 3. Dolayısıyla burada 3 1 olacak, diğerleri 0 olacak. Yani şu şekilde yazabiliriz. Şimdi aşağı kısma bakalım. Burada da baktığımızda P3'ün 1 olduğunu görüyoruz. Eğer P3 1 ise, yani most significant bit eğer burada 1 ise, o zaman diğerlerin ne olduğu önemsiz. Bunun çıktısından biz 3 değerini alırız. Yani 1 1 değerini alırız. O zaman buralar 1 1 olacak. Dolayısıyla buradaki multiplexer'ın select portlarına 3 verdik. Yani bu ne demektir? Üçüncüsünü buraya verecek. Üçüncüsü de zaten burada 1'di. Dolayısıyla burası 1 oluyor. Biz K ile Z'yi XOR'layarak F'i buluyoruz. Peki Z değerimiz ne? Valid bir input kombinasyonu mu? Evet, o zaman burası 1 olacak. Bununla bunun XOR'u da zaten 0 olur. Bu arada şöyle bir şey şimdi fark ettim. Burası XOR değil, XNOR'muş. Çizerken XOR olarak çizmişim. Burası XNOR olduğu için dolayısıyla bizim çıktığımız burada 1 ile 1'in XNOR'u 1 olacak. Şimdi diğer duruma geçebiliriz. Burada baktığımız zaman 0 1 değeri veriliyor. Yani burada 1 1 olacak, diğerleri 0 olacak. Bu şekilde gösterebiliyoruz. Daha sonra buradaki multiplex'in acaba hangi portu select edilecek diye bakmak için buraya dönmemiz lazım. Oraya baktığımızda da P3, P2, P1'in 0, P0'ın da 1 olduğunu görüyoruz. Demek ki burada 0, 0 değeri verilecek ve Z de 1 olacak çünkü valid bir input kombinasyonu. Dolayısıyla buradaki select portu 0'ı vermek isteyecek buraya. Bizim bu durumda Y0'ımız ne? Y0'ımız 0. Dolayısıyla K'da 0 olmak zorunda. 0 ile 1'in XNOR'u da 0 olur. XNOR eğer aynıysa 1, farklıysa 0 verir. Şimdi bir sonraki satıra geçebiliriz. Burada yine 1 değeri verilmiş. Yani buradaki hepsi 0, sadece Y1 1 olacak. Bir önceki satırla aynı. Ama bu sefer priority encoder'da farklılık var. Burada P3 P2 0, P1 1, P0 ne olduğu önemsiz zaten. Eğer P1 1 ise o zaman burada 1 değerini verecek. Yani 0 1 olacak. Burada X1 büyük, X0 küçük biti temsil ediyor. Dolayısıyla 0 1 yazıyoruz. O zaman buradaki select portu da 0 1'i verecek. Yani Y1'i buraya vermek isteyecek. Y1'imiz de zaten 1'di. O zaman K'da 1 oluyor. Z de zaten 1. Geçerli bir input olduğu için. 1 ile 1'in XNOR'u da 1'i veriyor. Bir alt satırda V 3 değerini veriyor. Dolayısıyla 3 1, diğerleri 0 olacak. Bu şekilde gösteriyoruz. Priority encoder'a baktığımız zaman ise hepsinin 0, sadece P0'ın 1 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu da şöyle olmalı. Burada 0 0 değerini vermeli ve Z'de 1 olmalı. Bu şekilde gösterebiliyoruz. Eğer burası 0 0 ise buradaki Y0'ı buraya verecek. Y0 da bu durumda zaten 0. Dolayısıyla K 0 oluyor. 0 ile 1'in XNOR'u da 0 olur. Bu satırda ise V 1 değerini alıyor. Buradaki Y 1 1, diğerleri 0 olmak zorunda. P'lere baktığımızda ise P3 zaten 1 olduğu zaman diğerlerinin ne olduğu önemsiz. Dolayısıyla buradaki çıktı 3 değerini verecek. Ve geçerli bir input kombinasyonu olduğu için 1 olacak. Buradaki S'ler de 3 değerini buraya vereceği için bu durumda Y3'ümüz 0. Dolayısıyla buraya 0'ı verecek. 0 ile 1'in XNOR'u da yine 0 oluyor. Son duruma geçtiğimizde ise V'nin 0 olduğunu görüyoruz. Yani buradaki 0, 1, diğerleri 0 olacak. Bu şekilde gösterebiliriz. P'ye baktığımızda ise yine hepsinin 0 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu invalid oluyor. Burası 0 oluyor. Bunların ne olduğu önemsiz oluyor. Dolayısıyla K'nin de ne olacağı belli değil. O zaman F'in de ne olduğu belli değil. Bu arada şimdi fark ettim. Mesela buradaki 3. satırdaki enable 0. Ben enable'ların hepsini 1 olarak düşündüm. Hani buradaki enable 1 olsaydı buradaki satır böyle olurdu. Onun için silmiyorum. Ama burada enable 0. Dolayısıyla enable 0 olduğu zaman buradaki y'lerin hepsine 0 verir. O zaman bunu şöyle düzeltmemiz lazım. y3, y2, y1 ve y0 hepsi 0 olacak. Hepsi 0 olduğu zaman buradaki x1 ve x0, yani zaten buraya bağlı 0. portu buraya verecek. Yine bir şey değişmiyor. Yine 0'ı buradaki k'ye verecek ve yine 0 ile 1'in XNOR'u bize 0'ı verecek. Sadece tek değişiklik buradaki Y1'in de 0 olması. Enable 0 olduğu için. Bu soruyu da bitirdik. Şimdi 4. soruya geçebiliriz. 4. soru şu şekilde. Implement the following boolean function with 4 to 1 multiplexer. Aşağıda verilen fonksiyonu 4'e 1'lik multiplexer, a 2 to 4 line decoder, 2'ye 4'lük decoder and some additional logic gates. Bazı ek gate'ler kullanarak onları belirtmemiş. Uygulamamız isteniyor. Connect input A to S1. A inputunu S1'e, D to S0, D inputunu da S0'ya, S0'a. The selection lines of the multiplexer. Böyle bir ipucu vermiş aslında. Yani bizim bir multiplexer'ımız var. 2'ye 4'lük multiplexer'ımız. Bunun select portları olacak tabii ki. Bunun bu select portuna A'yı ver, diğer select portuna D'yi ver demiş. Burada zaten 4 tane girişi olması lazım. Zaten her zamanki gibi bir tane de çıktısı olur. 2'ye 4'lük multiplexer için. Şimdi biz öncelikle bize verilen buradaki ifadeyi, yani minterm şeklinde verilen ifadenin truth table'ını şu şekilde oluşturabiliriz.
Bizim output'umuz F. Bu hangi minterm'lerde 1 oluyormuş? Şöyle minterm değerlerini şaşırmamak için yanına yazayım. 1, 2, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bunlar da 1 oluyor. Diğer durumlarda da 0 oluyor. Bu şekilde oluşturabiliriz. Şimdi bizim select portlarımız AD. Yani mesela AD'nin 0, 0 olduğu durumlarda buradaki 0. port buraya verilecek. 0, 1 olduğu durumlarda burası. 1, 0 olduğu durumlarda burası. 1, 1 olduğu durumlarda da burası verilecek. AD'nin 0, 0 olduğu durumlar şunlar. Bu durumlarda A, B, D'nin her ikisi de 0, 0. Dolayısıyla buradan 0. port, yani bu port buraya verilecek. Bunların da isimlerini yazalım. 0, 1, 2, 3 şeklinde isimlendirdik. Dikkat edersek bu durumların hepsinde F zaten 0. Dolayısıyla ben direkt buraya 0'ı bağlayabilirim. Şimdi AD'nin 0, 1 olduğu durumlara bakalım. Bu durumlara dikkat edersek AD bazen 1 oluyor, bazen de 0 oluyor. Şimdi biz buradaki 1 ve 0 olma durumlarında B ve C ile ilişkilendirmemiz lazım. Dikkat edersek B ve C aynı değeri aldığında 1, burada da yine aynı değeri aldığında 1, farklı değeri aldığında ise 0 oluyor. Dolayısıyla bu B ve C'nin XNOR'u demektir. O zaman AD 0, 1 olduğu zaman buradaki değer buraya verileceği için dolayısıyla biz buraya B ve C'nin XNOR'unu bağlayabiliriz. Bu şekilde düşünebiliriz bu kısmı. Şimdi AD'nin 1, 0 olduğu durumlara bakalım. Bu durumlarda AD 1, 0, yani buradaki 2'deki değer buraya aktarılacak. Dikkat edersek bu durumda B ve C 0, 0 olduğu zaman output'umuz 0 olmuş. Ama 0, 1 olduğunda 1, 1, 0 olduğu zaman 1, 1, 1 olduğu zaman da 1. Bu da zaten B ve C'nin direkt OR'u demektir. O zaman buraya B ve C'nin OR'unu yazabiliriz. Bu şekilde OR gate olarak gösteriyoruz. Son olarak geri kalan kısımlar da zaten AD'nin 1, 1 olduğu durumlar. Bu durumlara baktığımızda ise 0, 0 olduğunda 1, 0, 1 olduğu zaman 1, 1, 0 olduğu zaman 1, sadece 1, 1 olduğu zaman 0 olduğunu görüyoruz. Bu da direkt olarak zaten B ve C'nin NAND'idir. Dolayısıyla buraya B, C'nin NAND'i şeklinde düşünebiliriz ve bu şekilde bağlayabiliriz. Bu bizim çıktığımız F'i verir. Fakat soruda kafamı karıştıran şöyle bir şey var. Biz aslında buradaki 2'ye 4'lük line decoder kullanmadan bunu bu şekilde gate'lerle elde edebiliyoruz. Ama 2'ye 4'lük decoder acaba kullanmak zorunda mıyız? Yoksa kullansak da olur mu? O konuda bir açıklama yok. O zaman şöyle bir şey düşünebiliriz. Yani buradaki gate'lerden bir tanesi yerine decoder'u kullanabiliriz. Her ne kadar bu mantıklı bir şey olmasa bile bunu yapabiliriz. Diyelim ki bu decoder'u kullanarak NAND gate implement etmek istiyoruz. O zaman nasıl oluyor? 0, 0 olduğu zaman 1 olacak. 0, 1 olduğu zaman 1 olacak. 1, 0 olduğu zaman 1 olacak. Sadece 1, 1 olduğu zaman 0 olacak. 1, 1 olduğu zaman burası 1 oluyor. Geri kalanlar 0 oluyor. O zaman ben bunu kullanmayacağım. Geri kalanları da eğer bu şekilde orlarsam bunun çıktısı bana B ve C'nin NAND'ini verir. 0, 0 olduğunu düşünelim. Burası 1 olacağı için 1 verir. 0, 1 olduğunu düşünelim. Burası 1 olacağı için 1 verir. 1, 0 olduğunu düşünelim. Burası 1 olacağı için 1 verir. 1, 1 olduğu zaman burası 1 olacak. Geri kalanlar 0 olacak. Dolayısıyla 0'ı verir. Yani dediğim gibi çok mantıklı bir tasarım değil ama illa kullanmamızı istiyorsa bu şekilde mesela NAND yerine bunu yazabiliriz. Böylelikle bunu da yapmış olduk. Şimdi 5. soruya geçelim. 5. soru şu şekilde. Design a formula arithmetic unit that functions as shown in the following truth table. Aşağıdaki truth table'da gibi çalışan bir aritmetik unit oluşturmamız isteniyor. The circuit has 8 data inputs A and B. Yani A 4 bitlik, B 4 bitlik. Toplamda 8 tane data girişimiz var. Buradan A3 ve B3'ün most significant bit olduğunu söylüyor. There are two control inputs that determine the function of the arithmetic circuit. 2 tane fonksiyon girişimiz var. Daha doğrusu kontrol girişimiz var. Bunlar devremizin nasıl çalışacağını belirliyor. C1 ve C0 şeklinde. Ve çıktığımız Z de 4 bitlikmiş. Bir tane de carry out output'umuz var. Bütün operasyonlar truth complement'a göre hesaplanıyor. Yani bir sayıdan diğer sayıya çıkartacağınız zaman ikinci sayının truth complement'ını alıp topluyorsunuz yani onun gibi. Use binary adder, multiplexer and logic gates. Kullanacağımız şeyler de bunlar. Adder kullanabiliriz, multiplexer kullanabiliriz ya da logic gate'leri de kullanabiliriz. Gördüğümüz gibi devremiz eğer 0, 0 ise yani kontrol inputlarımız 0, 0 ise o zaman A ile B'yi topluyor. 0, 1 ise A'dan B'yi çıkartıyor. 1, 0 ise B'den A'yı çıkartıyor. 1, 1 ise output direkt A'nın tersi. Yani truth complement'a diyebiliriz Excel'ise. Şimdi düşünelim. İsterseniz bu videoya geçmeden önce yukarıda linkini bıraktığım adder ve subtractor devresini inceleyebilirsiniz. Bu soruyu anlamanıza yardımcı olur. Şimdi öncelikle bir şey söyleyerek başlamak istiyorum. Biz burada bir XOR gate'inin bir özelliğini kullanacağız. XOR gate'inin mesela bir girişi 1 ise o zaman diğer girişindeki sayının aslında tersini alıyoruz. Yani çıkışta bunun tersini verir. Eğer XOR gate'inin bir girişi 0 ise o zaman bu sayının aynısını verir. Biz bu özelliği burada kullanacağız. Şimdi bizim sayılarımız zaten 4 bit olduğu için bizim 4 tane full adder'a ihtiyacımız var. Ben öncelikle sadece bir tanesi üzerinden göstereyim. Zaten diğerleri de birincisinin aynısı olacak. Mesela birincisinden başlayalım. Mesela buradaki full adder A0 ile B0'ın toplandığı yeri temsil etsin. Şimdi bizim tablomuz nasıldı?
C1 ve C0 0 0 olduğu zaman ikisini toplamak istiyorum. 0 1 olduğu zaman A aynen kalıyor, B'nin tuz komplementi alınıyor. 1 0 olduğunda ise tam tersi. 1 1 olduğunda ise sadece A'nın tuz komplementi alınıyor. Ben bunu şöyle düşüneceğim. A'nın tersi alınıyor ve sıfırla toplanıyor gibi. Bunun sebebini zaten biraz sonra göreceğiz. Şimdi öncelikle şöyle düşünelim. Eğer C1 ve C0 0 0 ise A ve B değişmeden toplanıyor. Yani mesela şöyle düşünebilirim. Burada bir multiplexer'ım olsa, bunun select portları C1 ve C0 olsa, bunlar 0 0 olduğu zaman ben A'yı değiştirmek istemiyorum. Dolayısıyla burası buraya verileceği için burayı 0 yaparsam ve bununla da A'ya yer XOR'larsam, bu durumda A'nın aynısını veririz. Çünkü neden? Herhangi bir sayıyı biz eğer 0 ile XOR'larsak aynısını veriyor. 0 0 iken A'yı değiştirmeyecek. Aynı şekilde B'yi de değiştirmemesini istiyorum. O zaman B için de benzer bir şey yapabilirim. Bunun da yine 0. portu 0 olacak. Ve bu şekilde B 0 ile XOR'layabiliriz. Şimdi diğer durumlara bakalım. Mesela 0 1 olduğunda A aynen kalacak, B ters dönecek. O zaman bunun 1. portuna 0, bunun ise 1. portuna 1 yazmalıyım. Bu B'yi ters çevirecek. 1 0 olduğunda ise B aynen kalacak, A ters çevrilecek. O zaman buraya 1 ve buraya da 0 yazmalıyım. Şimdi son duruma geldik. Son durumda A ters çevrilecek. Burası tamam. Yani burası 1 olmalı. Peki A'nın toplanacağı sayıyı ben nasıl 0 yapabilirim? Yani B'yi nasıl 0 yapabilirim? Onu da şöyle düşünüyorum. C1 1, C0 1 olduğunda B 0 olsun istiyorum. Dolayısıyla şöyle düşünebilirim. Eğer biz C1 ve C0'ı NAND gate'den geçirirsek, burası küçük olduğu için şurada göstereyim. İkisi 1 1 olduğunda bunun çıkışı 0 olacak. Ve buraya vermeden önce eğer biz bu ikisini AND'lersek, bu bir AND gate ve öyle buraya verirsek, o zaman C1 ve C0 1 1 olduğu zaman burası 0 olacak ve 0'la hangi sayıyı siz end derseniz burası 0 olur. Diğer durumların her birisinde burası 1 olacağı için eğer buradaki değer 0 ise buraya 0 verir, 1 ise buraya 1 verir. Dolayısıyla böyle bir düzenleme yapmamız gerekiyor. A'yı ise direkt buraya verebiliyoruz. Mesela bu 1 1 durumunda A'nın tersi alınıyor. B ise direkt 0 oluyor. Dolayısıyla buradaki multiplex'in 3. portuna ne yazdığımız önemli değil. Yani buradaki B'yi aynen de alsa, ters çevirerek de alsa burası her zaman 0 olacak. Ben buraya 1 yazayım, fark etmez. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Buradaki ters çevirme olayları once complement değil, twos complement. Dolayısıyla her bir durumda yani 0 1 1 0 ve 1 1 ters çevirmenin olduğu durumlarda bir de 1 eklememiz lazım. Onu da şöyle düşünelim. Buradaki 1. flader'ın girişi, carry in girişi yine bir multiplexer aracıyla kontrol ediliyor. 0 0 olduğu zaman 0, diğer durumlarda 1 veriyor. Bu şekilde düşünebiliriz. Buradan aldığımız output Z0'ı veriyor. Buradaki carry out bir sonraki flader'a gidiyor. Buna carry in olarak gidiyor tabii. Yine bunun da girişlerine aynı buradaki devreleri koyuyoruz. Sadece buralarda A0, B0 değil de A1, B1 yazıyor. Aynı şekilde yine aynı devreler buralarda A2, B2 yazıyor. Yine aynı devreler buralarda A3, B3 yazıyor. Şekil karışmasın diye onları çizmiyorum. Birinin carry out'u diğerinin carry in'ine giriyor. Ve buradaki çıktılar burası Z1, burası Z2, burası Z3'ü veriyor. En son aldığımız carry out da bizim toplam carry out'umuz. Yani devreyi bu şekilde tasarlayabiliriz. Şimdi son soru olan 6. soruya geçebiliriz. 6. soruda bir kodlama sorusu bu şekilde. Using a case statement, write an HDL behavioral description, 8-bit arithmetic logic unit, ALU. The circuit has two bit select inputs. Select inputlarımız S'miş. 8-bit inputs A ve B varmış ve bunlar 8-bitlik inputlar. And 8-bit output Y. Output'umuz da Y'miş. Perform arithmetic and logic operations listed below. Aşağıdaki operasyonları yapmamız isteniyor. Eğer S 0 0 ise A ve B toplanacak. 0 1 ise A B'den çıkartılacak. 1 0 ise A'nın komplementi alınacak. 1 1 ise A ve B bitwise olarak endlenecek. Bunu şu şekilde düşünebiliriz. Öncelikle inputlarımızı tanımlayalım. Ve output'umuz Y'yi. Bunları içeride de tanımlayabileceğim gibi böyle yazıp dışarıda da tanımlayabilirim. Input A ve B 8 bitlik. Bu şekilde yazabilirim. Diğer S inputum 2 bitlik. Bu şekilde yazabilirim. Output'um da yine 8 bitlik. Bu şekilde yazılabilir. Şöyle bir combinational always bile oluşturalım. Begin end diyelim. Bizim case'imizin sensitivity listi S. Buraya da end case yazıyorum. Farklı durumlarda farklı şeyler yapacak. 2 bit binary 0 0 ise, 2 bit binary 0 1 ise, 1 0 ise ve 1 1 ise. 0 0 ise output A ve B'nin toplamı oluyor. Eğer 0 1 ise Y eşittir A eksi B oluyor. Eğer 1 0 ise A'nın tersi oluyor. Bu arada bu satırı şimdilik yoruma alıyorum. Bunu biraz sonra açıklayacağım. Daha sonra
1-1 olduğunda ise A ve B'nin bitwise AND'i oluyor. Yani eğer biz A AND B yazarsak Verilog'da bunların her bir bitini AND'liyor. Yani mesela şöyle düşünelim. 1-0-1-1 olsun. A, B'de mesela 0-1-1-0 olsun. Mesela bununla bunu AND'liyor. 0, bununla bunu AND'liyor 1, bununla bunu AND'liyor 0, bununla bunu AND'liyor 0. Bu şekilde bir operasyon yapıyor. Bu şekilde yazabiliriz. Şimdi şuradaki ifade aslında A'nın tersi şeklinde ama bu sadece tek bit için kullanılıyor. Bunu şu şekilde düzenleyelim. Mesela biz Y'nin A'nın tersi olmasını istiyoruz. O zaman şöyle düşünebiliriz. Mesela A 8 bitlik bir sayı ve biz buradaki her bir bitin tersine dönmesini istiyoruz. O zaman bunu böyle tek satırda yapamayız. Şu şekilde yapmamız gerekiyor. Mesela for kullanabiliriz. For bir integer tanımlayalım. Bu sıfırdan başlasın. I küçüktür 8 diyeceğim. Dolayısıyla 7'ye kadar gelecek. Ve her seferinde 1 arttıracağım. Bu ifadeyi şu şekilde de yazabiliriz. Daha sonra begin end diyoruz. Ve yapmak istediğimiz şey mesela i 0 olsun, a'nın 0. bitini o değerin tersi yapmak istiyoruz. Bu şekilde bütün 7 bit de tersine çevrilecek. Tabi bu once complement. Bize complement'ın hangi complement olduğunu söylememiş soruda. Eğer twos complement ise en son a'yı elde ettikten sonra a eşittir a artı 1 yazabiliriz. Ama şu an once complement'a göre yapmış olduk. Böylelikle bu final sınavını bitirmiş olduk. Umarım faydalı olur. Eğer videoyu faydalı bulduysanız beğenip, yorum yazıp kanala abone olmayı unutmayın. Herkese sınavlarında başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.